Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Tarife geçelim. Soslu güzel bir poğaça yapacağız bugün. Birer yemek kaşığı maya ve toz şekeri karıştırma kabına alıyorum. Bir su bardağı süt ve bir su bardağı suyu ekleyerek karıştırıyorum. Bu aşamada dilerseniz bir 5 dakika kadar bekletebilirsiniz. Vaktiniz yoksa bekletmeseniz de olur. Ardından yarım su bardağı sıvı yağ ve bir tane yumurtanın akını ilave ediyorum. Bir su bardağı un ilave edip şöyle tahta kaşıkla karıştırıyorum. Ve üzerine bir tatlı kaşığı tuz ile ekliyorum. Ve ben bu mutfak şefiyle yaptığım için şimdi mutfak şefini makineye takarak tamamen 5 su bardağı toplamda un kullanarak bu şekilde bir hamur elde ediyorum. Benim malzemelerime göre 5 su bardağı un yeterli geldi. Siz de ona göre ayarlayıp yapabilirsiniz. Bunun üzerine şimdi streç filmi çekerek mayalanmasını sağlıyorum. Yaklaşık 40 yani yarım saat 40 dakika kadar sonra bakın hamurum mayalandı. Elimi yağlayarak hamurun havasını alıyorum. Havası alınan hamur daha güzel poğaça olur. Bunu hiç unutmayın arkadaşlar. Ve poğaçalarıma şekil vermeye başlıyorum. Ceviz kadar alıyorum hamurumdan. İçini açarak peynirli harçtan ekleyerek tepsiye bu şekilde yan yana diziyorum. Bu normal bir poğaça olmayacağı için bitişik dizmeniz, yani birazcık birbirine yakın dizmenizde bir sakınca yok. Çünkü soslu poğaça olacak ve her tarafına gelecek poğaça. Ben bu şekilde daha çok seviyorum. Birbirine birleşerek pişecek. Bu aşamada dilerseniz maydanoz ekleyebilirsiniz poğaçanın harcına. Ben sade peynir yaptım çocuklar bu şekilde seveceği için. Tamamını şekil verdikten sonra üzerini bir örtüyle kapatıyorum ve yaklaşık bir 20-25 dakika kadar tepsi mayasının gelmesini bekliyorum. Tepsi mayası gelen poğaçalarımızda şimdi sosunu hazırlayalım. 3 yemek kaşığı dolusu yoğurdun içine bir tane yumurta kırıyorum ve akını kullandığımız yumurtanın sarısını kullanıyoruz. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Bunları güzelce çırpıyorum. Homojen hale gelince poğaçalarımın üzerine dökeceğim. Fırını 180 derece alt üst ayarda ısıtmaya başladım. Sosunu döktüğüm poğaçalarımın üstüne çörek otu ve susam serpiyorum. Fırında kontrollü olarak yaklaşık 20-25 dakika kadar pişmesini sağlıyorum. Pişen poğaçalarımın üzerine bir örtüyle örttüm ve ılık haline gelene kadar o örtüyü kaldırmadım. Sonuç bakın gerçekten çok harika. Sizi üzmeyen yumuşacık poğaçalarınız olacak. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve bildirim tuşunu açmanızı rica edeceğim. Yepyeni tariflerde buluşana dek hoşçakalın. Allah'a emanet olun.